Değerli madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma çalışmaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Şurası arkadaşlar değersiz olacak. Yukarıda verilen tanım simyanın tanımıdır. Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Teorik temelleri yoktur. Eğer teorik temelleri olsaydı zaten simya bilim olma adına önemli bir nitelik kazanmış olacaktı. Ama simya çalışmalarında teorik temel yoktur. Yani yapılan çalışmaların belli bir teoriye dayandırılması durumu söz konusu değildir. Değersiz madenleri altına çevirme uğraşıdır. Evet, zaten simyanın temel uğraşı nedir? Değersiz madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini bulma çalışmasıdır. İkisi de mümkün değildir günümüzde. Bunların mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Sınama yanılma yoluna dayanır. Sınama yanılma yoluna dayanmasında da arkadaşlar deney ve gözlem olmaması açısından bu önemlidir. Çünkü deney ve gözlem bilimde vardır. Sınama ve yanılma ise simyada vardır. Evet, sınama ve yanılma vardır. Kimya biliminin temelini oluşturur. Simya belirli nitelikler kazandıktan sonra kimyaya evrilmiştir. Bu nedenle simya kimyadan önceki çalışmaların adıdır arkadaşlar. Sistematik bilgi birikimi içerir. Sistematik bilgi birikimi olsaydı zaten bilim olmadığını önemli bir nitelik kazanmış olacaktı. Simyada sistematik bilgi birikimi yoktur. Yukarıdakilerden hangileri simyanın temel hedeflerindendir? Sonsuz yaşam yani ölümsüzlük iksiri. Değersiz madenleri altına çevirme. Bu da yine temel uğraşıdır simyanın. Temel amacıdır hatta. Zat yağını bulma. Zat yağını bulmuşlardır ama bu simyanın temel amaçlarından biri değildir. Cevabımız bu nedenle C seçeneği olur. Evrendeki olayları ve varlıkları deneye ve gözleme dayanarak sistematik bir biçimde inceleyen kişinin sahip olduğu genel ünvan aşağıdakilerden hangisidir? Bakın spesifik bir olaydan bahsetmiyor. Evrendeki olaylar diyor. Deney ve gözlemden bahsediyor. Sistematik bilgi birikim var. Demek ki bilimsel bir çalışmadan bahsediyor. Bunu yapan kişi de arkadaşlar bilim insanıdır. Simyanın ortaya çıkmasında insanların bazı ihtiyaçları oldukça etkili olmuştur. Buna göre yukarıdaki ihtiyaçlardan hangilerinin simyanın ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenebilir. Kendini koruma ihtiyacı arkadaşlar. Bu simyanın ortaya çıkmasının önemli faktörlerden biridir. Çünkü kendini koruyabilmek için insanlar metal karışımlarla alaşımlar oluşturarak ki onlar o dönem alaşım olduğunu bilmiyor. İki metal eritip karıştırdıklarında yeni bir madde elde ettiklerini zannediyorlar. Kendilerini korumak için silahlar yapmışlardır. Hastalıkları iyileştirme yine bitkileri karıştırarak bitkileri belirli etkenlerle müdahale ederek, işte ısıtarak veya parçalayarak veya işte bitkiyi bir asitin içinde bekleterek gibi düşünün. Birçok bu tarz yöntemle hastalıkları iyileştirmeye çalışmışlardır. Bu hastalıklarla tedavi eden kişilere de lokman hekim denmiştir o dönemlerde. Bunlar simyacıdır. Barınma ihtiyacını karşılayabilmek için de yine ne yapmışlardır? İşte ilk önce sazlıkların altında, sonra mağaralarda yaşamaya başlamışlar. Ardından işte ağaçlardan evler yapmaya başlamışlardır. Bu ağaçlardan evler yapmaya başladıklarında yine metallerden yardım almışlardır. Yani üçü de olacaktır arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Uygarlıkların kimya bilimine katkılarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Çinli simyacılar, ilk önce şöyle yapalım isterseniz. Çinli simyacıların genel olarak nelerle uğraştığını, neler bulduğunu, ne katkılar sağladığını bir söyleyelim. Sonra öncüle bakalım. Çinli simyacılar teraziyi kullanmıştır. Bambudan yapılmış borularla cihazların birbirlerine bağlanmasını sağlamışlardır. Damıtma ile alkol elde etmişlerdir. Tepkimeye girme cetveli oluşturmuşlardır. Yani hangi madde hangi maddeyle tepkimeye girer diye bir cetveli oluşturmuşlardır. Bazı minerallerin ve arsenik sülfürlerin de ilaç olarak kullanılmasını sağlamışlardır. Ve aynı zamanda bazı tepkimelerin belirli sıcaklıklarda gerçekleşebileceğini anlamış ve ısı dengeleyici aletler geliştirmişlerdir. Bu da yine Çinli simyacıların yaptığı çalışmalardan biridir. Peki Hint uygarlığına bir bakalım. Hint uygarlığında arkadaşlar yapılan önemli çalışmalar, genelde Hint uygarlığı pratik kimyaya dayanır. Yani sürekli uygulayarak öğrenmişler. Teori pek azdır. Sürekli maddeleri karıştırarak, maddeleri belirli sıcaklıklarda yeniden karıştırarak sürekli deneme yanılma yapmışlardır. Bu çalışmalarda çanak, çömlek yapmışlar, boya elde etmişler, ilaç üretmişler, imbiyi üretmişler arkadaşlar. Ve önemli bir teorik katkıları da var aslında, onu da söyleyelim. Yani Hint uygarlığının simya çalışmaları çoğunlukla pratikliğe dayanır ama bir de Yunanlardaki gibi maddenin yani tüm maddelerin 4 ana unsurdan meydana geldiğini söylemişlerdir. Bunlar da toprak, ateş, hava ve sudur. Ve maddeler bölünemez küçük taneciklerden oluşur, yani atomlardan oluşur İfadesini kullanmıştır. Çinli kaynaklarda bu Hintli kaynaklarda buna rastlanmıştır. Ve bir de aynı iki atomun farklı bir atomla tepkimeye girebileceğini de ifade etmişlerdir.
Şimdi bunların yanı sıra Hint uygarlığında yapılan çalışmalarda demir eritilmiş ve dökme sütunlar yapılmıştır. Evet, demiri eritmişlerdir. Bu yöntemi geliştirmişler, dökme sütunlar oluşturmuşlar ama burada önemli olan şudur. Bu oluşturdukları, demirden oluşturdukları dökme sütunlar paslanmamaktadır. Bu önemli bir çalışmadır. Bunu da sağlamışlardır arkadaşlar. İslam uygarlığı yaygın olarak 7 madde sentezlenmiş. Evet, İslam uygarlığında arkadaşlar birçok maddenin keşfine rastlanır. Mesela bunların önemlilerinden zaçı, kezzap, nişadır, ondan sonra arsenik, güverçile, sirke gibi birçok madde var. Barut var mesela, emaye var. Emaye yapmışlar metallerde. Çelik üretimini gerçekleştirmiş İslam uygarlığı. Bitkilerden yağ özleyebilmiştir. Yani birçok aslında sentez olayıyla uğraşmıştır. İslam uygarlığı yaygın olarak yeni madde sentezlenmesi ve maddelerin sınıflandırılması üzerine çalışmalar yapmıştır. Ve bulunan maddeleri, daha önceden bulunan maddeleri de yeniden tekrar inceleyerek onlardan başka madde sentezlenebilir mi diye de çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi simyadan kimya bilimine aktarılan maddeler arasında yer alır? Barut arkadaşlar, az önce söyledik zaten, simyacılar buluyor demiştik yukarıda da. Sabun, mürekkep, cam, bunlar simyadan kimyaya katkılar olur. Fakat lastik olmaz arkadaşlar. Lastik polimer üretimi 1900'lerden sonra ortaya çıkmıştır. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. Simya yukarıda verilen kavramların kaç tanesiyle ilgilenmiştir? Simyanın içerisinde din vardır arkadaşlar, tıp vardır. Nanoteknoloji olamaz çünkü nanoteknoloji günümüzün teknolojisidir. O dönemde bunun olmasının imkanı yok. Astrolojiyle uğraşmışlardır. Birçok simyacı gökyüzünü takip ederek bunlarla ilgili yorum yapmıştır. Ve felsefe zaten temel uğraşlarındandır. Felsefe içinde vardır simyanın oldukça fazla şekillerde. Peki burada kaç tanesi olacak cevap? 4 tanesi olacak, yani B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından kullanılan bir maddedir? Yukarıda konuşmuştuk. Lastik olamaz demiştik. Naylon, yani polimer türevi maddeler olamazlar. Plastik şişe plastik olduğu için yine olamaz. Bakın kezzapı söyledik zaten. İslam uygarlığında bulunmuş bir maddedir. İslam uygarlığında sentezlenmiştir kezzabı. İslam uygarlığındaki simyacılar bulmuştur. Penisilin de arkadaşlar yine kimya döneminde bulunan bir maddedir. Cevabımız burada C seçeneği. Simyacılar çalışmalarında yöntemlerinden hangilerini kullanmışlardır? Yumuşatmayı kullanıyorlar çünkü maddeler sert olduklarında istenilen bazı tepkimeler olmuyor, özellikle metallerde. Çöktürme işlemi, özütleme işlemi yine simyacıların kullandığı yöntemlerdendir. İslam uygarlıklarında arkadaşlar bitkilerden yağ özütlenmesine sıkça rastlanır. Cevabımız E seçeneğidir. Simyacıların yaptığı bazı çalışmalar günümüzde daha gelişmiş olarak uygulanmaktadır. Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu çalışmalardandır? Bitkilerden boya elde etme, evet bunu gerçekleştirmişlerdir arkadaşlar simyacılar. Damıtma düzeneği, yani imbik kuruma, hatta Çinlilerin damıtma düzeniyle alkol elde ettiğini de söylemiştik. Yapay polimer üretimi, yapay polimer üretimini yapamazlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi polimer teknolojisi 1900'lerden sonra ortaya çıkmıştır. Cevabımız, yani yaygın olarak özellikle gelişimi arkadaşlar polimer teknolojisinin 1940'lar olması gerekir. Bu nedenle simyacıların yapabileceği bir şey değildir yapay polimer üretimi. Cevabımız bu nedenle arkadaşlar 1 ve 2, yani B seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen kimya endüstrilerinden hangisine simyacılar katkı yapmamıştır? İlaç arkadaşlar, biliyorsunuz ki birçok uygarlık ilaç üretmiş zaten. Plastik olamaz, yukarıda da söyledik. Tekstil olur arkadaşlar. Tekstil ürünleri, yani kumaş üretebilmişlerdir. Günümüzdeki kadar teknolojik olmasa da bunu yapmışlardır. Metalürji zaten en çok uğraştıklarından biridir. Metalleri birbirine karıştırarak alaşımlar elde etmişlerdir. Onlar alaşımları yeni bir madde zannediyorlar ama biz bugün biliyoruz ki alaşım dediğimiz şey bir karışımdır. Metal, metal karışımdır. Ama onlar iki metal tepkimeye girdiğinde, yani iki metal karıştığında tepkimeye girdiğini zannedip yeni bir madde elde ettiklerini sanıyorlarmış. Kozmetik de yine var arkadaşlar. İmbiğin bulunmasıyla güzel kokular damıtılmış. Damıtma işlemi sonucu güzel kokular elde edilmiş. Bu kozmetikte kullanılmış. Aynı zamanda boyalar elde edildikten sonra da özellikle M.Ö. 2000'li yıllarda kadınlarda göz kenarında süslenmeler gözlenmiş. Cevabımız bu durumda B seçeneğidir.